Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür terazi burcundaki retrosunu hala sürdürüyor. Tabii ki etkileniyorsunuz. En çok da siz etkileniyorsunuz yani ikizler burçlarıyla birlikte. Ve cuma gününe kadar terazi de sürdürecek. Bu arada tabii ki para hanenizde geçiyor. Kazançlarınız, unutulmuş ödemeler veya alınması gereken mesela alacaklarınız vardır, borçları vardır size birilerinin veya iş anlaşmalarından dolayı. Bunlar bu hafta gelebilir, cuma gününe kadar. Cuma günden itibaren ise artık Merkür Retrosu burcunuza, yani Başak Burcu'na geçecek. Ve tabii ki Güneş bu arada Terazi Burcu'na geçiyor. İşte burada parayla ilgili çözülmesi gereken beklentileriniz neyse o alanda, cuma gününden itibaren önümüzdeki bir ay bekleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Burada önemli gelişmeler olacaktır. Bilhassa bir yatırım için para gerekiyorsa mesela. Mesela bir işe girişeceksiniz. Bir iş yeri açacaksınız. Veya bir işe ortak olacaksınız. Bunların hepsi muhtemel. Veya evleniyorsunuz. Bir yuva kuruyorsunuz. Bunun için para lazım. İşte bunlar artık bu ay yoluna gireceğini söyleyebilirim. Hani bir ay boyunca cuma günden itibaren. Şimdi bu haftanın ilk iki günü. Ay 11. evinizde burada sosyal çevrenizden alacağınız bazı haberler, destekler gözüküyor. Dolunay'ın etkileri de bu arada çalışacak tabii ki. İşte bir eşle ilgili konu olabilir, evlilikle ilgili yani konular. Ondan sonra ayrılık olabilir. Burada bazı tamamlanmalar yaşıyorsanız eğer. Artık hani ayın fazı da küçüleceği için hafta sonuna doğru burada bazı anlaşmazlıkları anlaşmaya çevirebilirsiniz. Çünkü Merkür'ün retrosu da artık başağa geçiyor. Cuma günden itibaren daha verimli sizin için çalışacağını söyleyebilirim. Ve bu hafta şu da sizin için faydalı olacaktır. Şimdi Güneş hala Başak'ta burcunuzda ve pazartesi günü Güneş ve Plüto arasında güçlü ve destekli bir açı oluşuyor. Bu mesela çocuğunuz veya aşk hayatı, finansla ilgilenen bir başaksanız, para piyasalarıyla ilgileniyorsunuz. Oralarda satışlar yapıyorsunuz. Bazı gelirler elde ediyorsunuz. Bakın güçlü olabilir. Burada çok sürpriz olacaktır. Sürpriz kazançlar getirecektir size. Bunlar gerçekten güçlü olacak. Çünkü salı günü de benzer bir etki var. Çünkü hani Venüs, Güneş hepsi Başak Burcu'nda. Ve Uranüs'ten bir destek alıyor. Mesela diyelim ki falanca yerde bir yerde bir miras çıktı size. Yani miras geldi, çıktı. Mucizedir ya bu ama gerçek olabilir. Yani bir sürpriz bir para, sürpriz bir misafir, sürpriz bir teklif, sürpriz bir seyahat, eğitim, bunların hepsi olabilir. Yani bu hafta sizin için özellikle ilk yarısı bence çok mükemmel olacağını söyleyebilirim. Evet, çarşambadan itibaren ise biraz daha cuma gününe kadar olan süreçte Ay Aslan Burcu'nda biraz daha manipüle, hani durgun, içe dönük bir iki gün geçirme ihtimaliniz var. Bunun yanı sıra da tabii biraz endişe, kaygı, huzursuzluk, zaman zaman karamsarlık. Aslında belki de hiç gereği olmayan şeyleri bazı durumlarda mesela aklımızda, kalbimizde büyütürüz ya. İşte böyle durumlar olma ihtimali var. Fakat cuma günü ilk yarısından itibaren artık Ay burcunuza geçecek. Başak Burcu'na geçecek. Tabii şimdi cuma günü Venüs orada, Merkür Retrosu artık Başak Burcu'na geçmiş olacak. Ve bu hayatınızda bazı çarkları harekete geçiriyor ki şöyle, özellikle bazı Başaklar biraz retrolardan dolayı biraz geçmişle bağlarını hani koparmaya ne kadar çalışsalar da oraya çekilebilirler açıkçası. Bazı hesaplaşmalar, yüzleşmeler, yarım kalmış konuların tamamlanması, ki bu çok iyi gelecektir bu arada. Yani o huzursuzluk, o gerginlik şu anki mevcut hayatınıza olumsuz yansıyordur. Bu fırsat olabilir sizin için. Yani Merkür retro yapması hem ilişkilerinizi şifalandırmak için, geçmişle bağlar kurarak bugünkü yaşamınızda yeni bir rota çizmenize izin verebilir. Tabii ki çok önemli kararlar almayın. Eğer doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse, mesela Mars'ınız retro değilse, bu alanda ciddi konular dönüyor hayatınızda çünkü. 5 Ekim'i bekleyin Merkür retrosu bitsin ki
Orada herhangi bir karma yaratmış olmayın hayatınıza. Yani yeniden başa dönecek, kilitlenecek ve sıkışıp kalacak enerjiler yaratmamak için sevgili Başaklar. Ve zaten pazar günü akşam saatlerine kadar da önemli görüşmeler, konuşmalar ve düşünceleriniz de çok hızlı olacak. Çok geçmişe dönük, gelecek, yani geleceği planlarken hep geçmişten ilham alacaksınız. Hep geçmişle ilgili bazı kıyaslamalar içinde olacaksınız. Dönemsel olarak olabilir, parayla ilgili olabilir, kazançlarla ilgili mesela ya da bir ilişkiyle ilgili de bazı kıyaslamalar içine girebilirsiniz. Zihin bunu yapar, çok da normal yapması. Önemli olan düşüncelerimizi serbest bırakmak aslında diyebilirim. Çünkü pazartesinden itibaren, yani hafta sonu itibaren bu enerji de sizde değişmeye başlayacak. Mutlu bir hafta diliyorum kıymetli Başaklar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.